Yeni bir Eray Balık'ta kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Evet, uzun bir süredir balık avı yapamıyorduk. Biliyorsunuz ki ülkemiz olan korona yüzünden balık avı yasaklanmış oldu. Bu sayede biz artık evimizden çıkmıyorduk. Çıkmamanızı öneririm. Mecbur kaldım, bir köye gelmem gerekti açıkçası. Bu fırsatı asla es geçemezdim. Hemen bir önceki video, biliyorsunuz bu videoyu çok sevmişsiniz. Hepiniz ayrı ayrı teşekkür ederim. Aynı yerdeyim. Gene biraz gazeteye kalacağız, salacağız, biraz keyif alıyoruz. Ondan sonra gideriz zaten. Fazla takılmanın bir anlamı yok. Vallahi su çok çekilmiş. Suyun dibi gözüküyor. Balık görmüyorum ama bilmiyorum. Kayaların arasında illaki balık vardır. Gene bugün bir tabak ciğer atarız buraya, yemleriz. Zaten yaz geldi artık. Sular bayağı bir düşüşse geçmiş. Yani bu arada herkesin Ramazan'ı ayı mübarek olsun. Bereketli oruçlar, bereketli aylar dilerim. Bakalım güzel bir hava yapabilecek miyiz? Şimdiden iyi seyirler. Umarım güzel görüntüler çıkar. Hadi bakalım, şimdi havaya geçelim. Çok rüzgar var, aşırı rüzgar var. Denizden boğaz olduğu için direkt rüzgar alıyor burası. Allah. Oltaya atıyorum, ileri bile gitmiyor. Yani. O kadar rüzgar var. Allah. Ufak bir şey dokundu ama yemi aldı. Bir önceki videoda solucan iş yapmıyor mu diyenler olmuş. Tabii ki solucan iş yapıyor ama ben tavuk ciğeri kullanmayı tercih ediyorum. Hem bu kolay, basit. Hemen market kasaptan alıyorsunuz. Takıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Ama solucanın da biraz kullanmama sebebim arkadaşlar, ufak balık daha çok saldırıyor ya solucana, benim görüşüm. Çünkü büyük balık nedense ciğeri daha çok talep ediyor diye düşünüyorum. Benim aldığım deneyimlere göre bu şekilde. Yani bu sebepten tavuk ciğeri kullanmayı tercih ediyorum açıkçası. Tercih gene size kalmış. Meranıza uygun yemler kullandığınız sürece daha çok verim alacaksınızdır. Oo, rüzgara bakar mısın? Ya, balım vurdu bile anlaşılmıyor ki ya. Zaten çok hafif vuruyor. Ha, vuruyor. Bak. Ağzına geveliyor. Ama tabii ciğeri daha kolay balık alabiliyor. Kimisi teşekkür ederim, doğru bilgiler vermiş, yemin piyle bağlarsan falan demiş. Oo, çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar şuna bakın. Güzel bir kasna. Maşallah. Yani gördüğünüz gibi 15 santimden aşağı değil. Ellerim büyüktür zaten. 15 santimden aşağı değil. Tabii ki bunu incitmeden ait olduğu yere salıyoruz. Güzel. Hadi bakalım. Hadi güle güle. Evet. İlk balığımızı aldık ve saldık. Güzel. Boyu da gayet güzel. Hemen şöyle ciğerimizi takalım. Ellerimizi bir kurutalım. Yine attık bakalım. Vallahi suyun dibini görüyorum ama balık görmüyorum, inanın. Gerçekten balıklar gözükmüyor. Ama yani ilk balık gerçekten iri bir balık geldi, yani ufak bir balık değil. Direkt yuttu zaten yemi. Belki daha büyükleri de vardır diye düşünüyorum. Önceki videoda büyük balıkları saldık çünkü. Gelirse tabii tekrardan salımını yapacağız. Önemli olan bizim burada zevk almamız, size bir güzel görüntüler çıkarmak. Başka bir amaç yoktur kesinlikle. Alıkoymayı hiç düşünmüyorum şu anda. Yani zaten yaz ayları geldiğinde arkadaşlar tatlı su balıkları koku yapıyor. Gerçi şu zamanda yapmaz ama tabii Eylül, Ekim gibi
yemesi daha lezzetli oluyor. Bu aylarda biraz daha sular ısındı, seviye düştü, otlar yükseldi, yosunların çoğalmasıyla balıklarda koku oluşabiliyor yaz aylarında. Bu sebepten ben yemeği pek tercih etmiyorum. Sadece yakala bırak yapmak benim için daha iyi, zevkli oluyor açıkçası. Zaten denize menize de artık gidemiyoruz. Balık av yasağı başladığından beri şehirlerde çok büyük sıkıntılar var arkadaşlar. Umarım siz de gitmiyorsunuzdur. Yani az ceza kesmiyorlar yani gerçekten. Ceza yiyen arkadaşlarım da var. Bu sebepten videolar geç kalıyor. Kusura bakmayın. Biliyorsunuz ki bu benden kaynaklı bir durum değil kesinlikle. Lanet olası koronayla alakalı bir sistem. Yapacak bir şey yok. Umarım kısa sürede atlatacağız. Allah bize ömür versin diyelim. Hepimiz ömür versin. Zamanı gelince daha çok video paylaşacağıma inanıyorum. Hayır, yem alma. Yem alma. Yem alma, büyüklerine müsaade et. Evet, hadi. Hadi yem alma, yut şunu, hadi. 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 Aldım. Kara böcek aldık. Vallahi kara böcek aldık gene. Uy, şuna bakın arkadaşlar. Kara böcek. Kaya balığı. Demek ki yemi bu gezdirip duruyormuş mantarı. Dipte de bayağı yosun oluşmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kara fatmayı aldık. Çıkar oğlum. Hadi aç ağzını oğlum. Oğlum ağzını aç. Heh. Görüyorsunuz arkadaşlar, bu bir kaya balığı. Sümüksü de derler. Denizlerde de olur. Gördüğünüz gibi kaya balığı. Hadi bakalım. Hadi güle güle. Dip bayağı yosun yapmış. Vallahi ciğerde bayağı bir yumuşamış. Sıcağı yiyince. Solucan arayalım. Hem de solucanla bir denemiş oluruz. Ondan sonra avı sonlandırmış oluruz. Saat bayağı geçti zaten. Ben de yola çıkacağım. Ay, kusura bakmayın. Solucan buralarda olmasın. Daha buralar çok kurumuş. Burada bir kaya var. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Mis gibi ortam. Daha ne istiyorsunuz ya? Atın kendinizi dışarılara ya. Burada var mıdır? Uf, o ne? Aman tanrım. Ya bir taşın altından bu kadar çıkacağını tahmin etmiyordum ben, inan. Elimde hiçbir şey yok. Çomak da yok. Anam, kaçtılar. Valla. Neyse. Bir tane yeterli. Gördüğünüz gibi iri bir toprak solucanı. Ah, bundan var ya çok güzel alabalık tutuyorlar. İzliyorlar mı bu videoları? Normalde yasak ama akarsuda canlı yem kullanmak. Tutuyorlar işte. Siz burasını görmeyin. Ben onu ikiye böldüm. Şöyle kuyruğunu azıcık dışarıda bırakalım. Ve katilimizi suya atıyoruz. Şimdi aynen direkt aldı. Direkt saldırdı. Ve direkt kaya balı arkadaşlar. Yine aynı şekilde takalım. Şimdi şu kadar uzun bıraktım. Bunun kuyruğu bakalım ne zaman kopacak. Ne kadar sürecek kopması. Hemen suyla buluşturduk. Ne kadar sürecek bakalım. Hop. Aldı gidiyor bakın. Görüyor musunuz? Mantarı dans ettiriyor. Bakın bakın. Çekmiyorum çünkü kuyruğundan. Aldık. Gene kaya balığı. Tekrardan kaya balığı. Yani. Görüyor musunuz?
Biraz da demek istediğim buydu. Bu yüzden herkes diyor mesela, yorum yapıyor. Ya solucanla atsan daha çok balık yakalarsın, şöyle yaparsın. Tamam, yakalıyoruz ama yani mereye göre bu değişir arkadaşlar. Burada ya ben solucan kullandığımda baş edemiyorum hiçbir şekilde. Gördüğünüz gibi atar atmaz, bakın şimdi. Yemimiz batmadı muhtemelen. Ha, şimdi oldu. Bakın. Bakın mantara bakın. Şu anda aldı gidiyor. Bak. Görüyor musunuz? Atar atmaz. Atar atmaz arkadaşlar. Tabii yeri geldiği yerde müthiş, vazgeçilmez bir yem ama şu anda benim avlandığım yerde gerçekten zevk almak için birebir, balık tutmak için çok sıkıntılı bir yer. Ya tuttuklarımız tabii ki balık ama yani öyle iri bir balık tutmak için zor arkadaşlar. Gerçekten zor. Ufak balıklardan hiçbir şekilde fırsat kalmıyor. Yine aldı. Bak, görüyorsunuz. Zaten merayı kaya balıkları basmış. O kadar çok kaya balığı var ki. Çaylamaya zaten hiçbir şekilde fırsat vermiyorlar. Muhtemelen çaylamalar zaten ilk geldiğimizde tutuyorduk. Ama muhtemelen kayalarına girdi. Ulan nasıl çekiyorsun ya? O yüzden çaylama biraz da seyreldi diyebilirim şu anda. Öğle saatler olduğu için hayvan çekildi. Yemlenmeyi bıraktı. Aldı. Demek istediğim buydu. Aa, o da düştü valla. Çok güzel balık vuruyor ama istediğiniz balıklar vurmuyor arkadaşlar. Çünkü dere türü akarsularda ufak balıklar solucanı affetmiyor. Anında saldırıyor arkadaşlar. Yani ufak balık şimdi solucan takmanın pek anlamını duymuyorum bu sebepten ötürü. Bakın. Evet. Tekrar saldırıyordu. Ulaşmış. Attık. Evet, şu anda saldırıyor. Evet. Aldı, bakın bakın. Görüyor musunuz? Yani hiç boşluk vermiyorlar yani. Solucana ölümüne saldırıyorlar arkadaşlar. Yani bu da sizin büyük balık tutmanızı illaki engelliyor. Ama bu tür avlardan bahsediyorum. Normalde yani balığın bol olduğu yerlerde solucan tabii ki işe yarayacaktır, büyük balıkların olduğu yerde. Mesela solucanla yabancı ülkelerde falan, bizim ülkemize dahil de yani akarsularda kışın karda bile aşırı büyük kastılar tutabiliyorlar. Hele ki yayın balıkları olsun. Yani başka tür bizim ülkemizde olmayan balıkları da tutuyorlar. Ama bizim burada tabii şu anda ben kendi avlama göre konuşuyorum. Ufak balık çok işe, solucanla yakalamak gerçekten basit değil yani büyük balıkları. Çünkü küçük balıklardan hiçbir şekilde fırsat kalmıyor. Benim şu andaki avlandığım merada bu sistem bu şekilde. Hala vuruyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. O da bıraktı. Küçücük balıklar. Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama yani balığın kaşını muhtemelen göremiyorsunuzdur siz. Solucanı da göstermiş olduk. Arkadaşlar, avı bitiriyorum. Bu zamanda elimden gelen bu. Beni takip eden herkese çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım kısa zamanda tekrar güzel bir avlar, videolar çekeceğim sizler için. Yeni bir avda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden kendinize dikkat edin arkadaşlar.
Biliyorsunuz ki zor bir dönemdeyiz. Bu korona illeti geçene kadar evden çıkmazsanız sizin için çok iyi olacaktır. Mecbur kaldık kalmadıkça kesinlikle çıkmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.